Bizler doğduğumuz andan itibaren kayıt almaya başlarız arkadaşlar. Ve aldığımız kayıtlar duygularla ilgili ve biz birebir tecrübe etmek zorunda da değiliz. Fakat tecrübe ettiğimizde çok daha derinleşmiş travmalar şeklinde, kayıtlar şeklinde ilerliyor. Travma dediğimiz şey zaten e, hatalı kayıttan başka hiçbir şey değil. Bakın bizler her şeyi yaşıyoruz, her tecrübeyi yaşayacağız. Şu hayatta her şeyi yaşayarak devam edeceğiz. İşte tekamül sınavı dediğimiz, okul dediğimiz şey bu ya her şeyi tecrübe edeceğiz. Şimdi bir travmanın oluşması için çok da büyük bir olay gerçekleşmesine gerek yok. Kızım da bunu tecrübe ettim. Travmanın oluşunu ki ben oluşturdum travmayı annemle birlikte. Adım adım izledik ve ne kadar kolay olduğunu ve bunu çözmenin de ne kadar zor olduğunu birebir tecrübe ettik. Şimdi bu tecrübeden bahsedeceğim size ve bunu lütfen kendi hayatınıza uyarlayın. Yani o travmayı çözmek için neler yapmanız gerektiğini, basic'te, basitte neler yapmanız gerektiğini görmenizi istiyorum. Ee, geçenlerde yaklaşık bir ay kadar önce kızımı yıkayacağız. Küvetini hazırladım, suyunu hazırladım. Sıcak su, İşte her zaman hazırladığım gibi, her zaman yıkadığım gibi. 9 aydır yıkıyorum sonuçta bu çocuğu ben. 8 aydır yıkadığım gibi hazırladım suyunu. O gün annem var, yardımcı olur musun dedim. Hani Elif'i tut, Elif'i soy. Ben bu arada suyu hazırlayayım. Hızlıca olsun iş, kış şartları biliyorsunuz. Ee, Elif'i soydu annem, ben suyu hazırladım. Annem şöyle bir suya dokundu. Aa bu su, su soğuk diye bağırmaya başladı. Anneciğim hayır bu su, sıcak diye ben anneme bağırıyorum. Annem bana ben anneme derken böyle hacı yatmaz gibi biz bağır, bağırışıyoruz. Çocuk annemin kucağında soyundu. Biz bağırıyoruz diye çocuk ağlamaya başladı. Çığlık atmaya başladı. Suya girdi çocuk titriyor. Suya bakıyorum su sıcak. Annem diyor su soğuk. Titriyor neyse öyle böyle biz o çocuğu orada yıkadık. O şartlarda yıkadık. Birinci hatam keşke o şartlarda yıkamasaydım. İptal edip o anı geçseydim. Yıkadım çocuğu. Çıkarttık, giydirdik. Annemle biz hala tartışmaya devam ediyoruz. Sen çocuğun yanında niye sesini yükseltiyorsun diye. Biz böyle daha da travmayı deşiyoruz bakın böyle. Derin kazıyoruz olayı. E, neyse çocuk kendine geldi. Oyunlar oynamaya başladı. Üç gün sonra çocuğu bir daha yıkayacağım. Bugün gene kimse yok yanımda. Tek başıma yıkayacağım. Küveti doldurdum. Banyoya çocuğu soydum. Banyoya getirdim. Çocuk çığlık atmaya başladı. Ve titriyor. Aa! Oldum şöyle bir. Bakın ev 26 derece. Çocuğun titremesi gibi bir durum söz konusu değil. Çocuk Küveti gör görmez titremeye başladı. Korkudan titriyor çocuk. Anneciğim ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Suya sokmaya çalışıyorum. Daha büyük çığlık atmaya başladı. O zaman çocuğu kenara aldım. Küvetteki suyu döktüm. İzliyoruz şimdi şeyde banyonun kapısında. izliyor çocuk beni. Anneciğim bir şey yok. Problem yok. Çocuğu yıkayamadık. Sonra bir daha denedik. Gene aynı tepki. Çocuk gene çığlık kıyameti koparıyor. Hadi bakalım ne yapacağız? Keser kara kara düşünmeye başladı. Ee, küvete kendim girmeyi denedim. Bakıyor, ı -ı, ikna olmadı. Oyuncaklarını soktum, hani oyuncakları oynuyor, yıkanıyormuş gibi baktı, ikna olmadı. Küvet işi bitti. eki'yi denedim. Hani bundan sonrası artık şey gidecek, başka bir travma yaratmaktan da endişe ettim. Ee, duşta yıkamaya karar verdim. Duşa girdi benimle beraber duşa girdi. Duştan gelen suyun tazinden korktu bu sefer. Suymuş mevzu, yani korkulan şey suymuş. Bu durumda suyun güzel bir şey olduğunu, bu arada tabii ona empoze etmeye de çalışıyorum. Duşa girmeden önce olumlamalar veriyorum. Çocuğum su çok sağlıklıdır, keyiflidir, suda oynamak çok güzeldir, duş almak çok sağlıklı bir şeydir, neşeli bir şeydir bir durmadan o çocuğu olumluyorum. E, duşa giriyorum, onunla beraber bak güvendesin, burası çok güvenli, su çok güzel, çok sağlıklı, çok neşeli. Tamam, bir iki tamam ama benle beraber duşa girmek travmaymış. Sonrasında bunu çöz. Çünkü aynı işlemi babasıyla birlikte yaptığımızda problem yok. Benle birlikte yaptığında problem var. Demek ki anne duşu yaptırırken travma yarattı. Bakın sadece duşa girmek travma zannediyordum. Meğersem benimle birlikte o suya girmek travmaymış. Ben orada bir problemmişim. Şimdi bu sefer onu olumlamaya başladık. Anneyle beraber yapmak güvenli. Anneyle yapmak sağlıklı. Aşabildik mi bu travmayı? Hayır hala aşamadık arkadaşlar. Hala çalışıyorum. Bakın tam bir ay oldu. Haftada iki kere bunu deniyorum. Çocukta. Çocuğu benimle yıkanmanın güvenli olduğuna inandırmak için. Demek ki çocukken olan travmalar öyle çok da çabuk iyileşmiyor. Bakın daha ki bir aylık bir travma bu. Daha yeni oluşmuş bir travma. Ona rağmen üzerinde çalışmak zorundayım. Ve devam edeceğim çalışmaya tabii ki o bu travmayı tamamen iyileştirip şifalandırana kadar suyun sağlıklı güvenli benimle yıkanmanın sağlıklı güvenliği ya da tek başına yıkanmanın sağlıklı güvenli olduğunu algılayıp hayatını normale çekene kadar. Bakın tamamen bitmek zorunda da değil. Sudan korkabilir, kendi güvenli alanda tutmaya çalışabilir. Tamamen bitmesine gerek yok travmanın fakat hayatını idame ettirebilecek hale gelene kadar bunun hayatını aksatmayacak. Yani bir daha hiç duş almadığını bir düşünebiliyor musunuz bir insanın? Bu durumda çocuğun hayatını normallere çekene kadar uğraşmak durumundayım. Şimdi dönelim kendi hayatımıza. Aldık çocukken, bak anneyle anne anneanne kavga etti, çocuk oradan travmayı yarattı. Anneyle yıkanmak güvenli değil. Anne ona zarar veriyor algısı var belki de. Suyla zarar vereceğim algısı var. Hiçbir fikrim yok şu anda tam olarak konuşamadığı için. hani var? Benim gördüğüm benimle yıkanmaktan korktu. <laughs> benim Biz kendi hayatımıza bakalım. Şimdi çocukken aldığımız ve asla yapamadığımız şeyler aslında gerçek mi? Aslında sadece bir yanlış anlaşılma. Şimdi bu çocuk eğer akli bali olsaydı bu konu üzerinde düşünebiliyor olsaydı, düşünerek ve konuşarak onu ikna edebilirdik, değil mi? Sen de şimdi kendini konuşarak ikna edebilirsin bu durumda. Sadece yaşanan o sürecin, o durumun, hatırlayabiliyorsan, hatırlayamıyorsan da benzer durumların senin hayatının neresinde sana sekte uğrattığını ve bunun aslında böyle olmasaydı nasıl olurdu? Sen neden böyle bir yanlış fikre kapıldın? Çünkü yanlış bir fikir bakın sadece bu. Elif de orada yanlış bir fikre kapıldı. Yani benim onu belki zarar verdiğimi, soğuk suya soktuğumu, üşüteceğimi, zarar vereceğimi yani bir şekilde onu bütünlüğünü, boz, bütünlüğünü bozacağımı, vücut ısısını bozacağımı ya da canını yakacağımı falan düşündü. Ki bunun hiçbirisi olmayacaktı. Sadece annemle tartıştığım bir andan çocuk yanlış bir çıkarımda bulundu. Şimdi bizler hayatımızda sürekli bu şekilde yanlış çıkarımlardan dersler alıyoruz. Tabii ki doğru çıkarımlardan da alıyoruz ama travma değil bunlar işte yani onlar doğru çıkarım. Eğer yanlış çıkarımsa bu travma oluyor ve senin hayatında normalleşmeni engelliyor. Hayatının kolaylaşmasını, güzelleşmesini, sağlıklı olmasını engelliyor. Bu durumda senin bunu çözmen gerekiyor. Çözmek için yapacağın şey çok basit. Eğer dediğim gibi Elif aklı bali olsaydı ben onu onu konuşarak ikna eder. Rahatlıkla kendi tecrübesinin kendi sağlamasını e, yapmasını sağlardı. Şimdi eğer o tek başına duşa girseydi ve güvenli olduğunu görseydi, tek başına duşa girebilseydi ve bunun güvenli olduğunu görebilseydi o travma tamamen ortadan kalkardı. Bu durumda bunun birçok tekrarla benim ona göstermem gerekiyor. Neydi kuralımız? 200 bin sözlü tekrar 5 resimdi değil mi? Bu 5 resmi doğru resmi bakın Hani denedim ya ben küvette denedim, duşta denedim ama mevzu benmişim. Beni ortadan çıkarana kadar ben daha defalarca denedim. Ama benim ortadan çıkarana kadar çocuk rahat etmedi, rahatlıkla duş alamadı. Babasıyla alınca rahat alıyordu değil mi? Bu durumda sen de travmanın gerçek sebebini bulup orayı rahatlatana kadar çaba sarf etmelisin. Ondan sonra zaten bunu beş tekrarla kendini normale çekmiş olacak ve iyileşmiş olacaksın. Şimdi e, bizim Elif'i 5 kez daha babası yıkadıktan sonra ya da babasıyla birlikte ben yıkadıktan sonra tamamen güvenli alana girecektir. Hala soru işareti şu babası tek başına mı yıkamalı yoksa benimle birlikte mi yıkamalı? Çünkü güvenlik alanını bozan bendim düzeltebilecek olan da gene benim görüntüm olmalı. Bu durumda bunu ne yapacağız? Deneye deneye bulacağız. Sizler de kendi açınızdan baktığınızda olaylara deneye deneye doğru şekli bulacaksınız. Ve travmalarınızı tek başınıza çözmeniz mümkün. Sadece orada neyi yanlış anladığınızı bulmanız önemli. Ya da size destek olan kişinin sizinle ilgili oradaki yanlış anlaşılmayı net görebiliyor olması gerekli. Hadi bir bakın bakalım hayatınızda siz neyi yanlış anlamışsınız?